Merhaba değerli Medya Canca izleyenleri. Bir konu programımızda karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Sayın Murat Sururi Özbülbül. Kendisi ekonomi yazarı. Hali hazırda Son Söz Gazetesi ve Gün Boyu Gazetesi'nde de köşe yazarına devam etmektedir. Malumunuz üzere şu an dolar 7 lirayı geçti. Türkiye'de bir döviz sıkıntısı var. Muhalefet partileri bunun üzerine çok titriyorlar. Çünkü ekonomi hepimizin ekonomisi. İktidar tarafı, hükümet tarafı diyor ki hayır, bir sıkıntı yok, biz döviz kontrolümüz altında. Bununla ilgili programımızda inşallah sizlere güzel bilgiler vereceğiz. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Vallahi dikkat ediyoruz, kişisel mesafeyi koruyoruz, fazla gerekli olmadıkça dışarıya çıkmıyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Umarım da böyle gider. Peşinden sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim. Serbest günleriniz inşallah tez zamanda gelir. Öyle diyelim. İnşallah. Evet. Murat Hocam, sizin fikriniz, düşünceleriniz nedir bu konuda? Malum siz de takip ediyorsunuz. İşiniz gereği de takip ediyorsunuz. Hükümet yok yok diyor öyle bir şey. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güllük gülistanlığız. Berat Albayrak Uslu'ya biliyorsunuz zaten hani son 2-3 gün önce şey dedi, birdenbire durup dururken bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız ve belli yani bir yere şaşırtmaya çalışıyor hedefi. Sizin geçmişe dair yorumlarınız nedir bu konuda? Geleceğe dair, Türkiye'nin içindeki bulunduğu durumla ilgili geleceğe dair yorumlarınız ne olacaktır? Siz dinliyoruz hocam. Şimdi Türkiye'nin döviz sorunu kronik bir sorun. Bu sorunun temelleri ta Osmanlı İmparatorluğu zamanına gider. Sorunun altında yatan asıl sebep ürettiğimizden fazla tüketmek, kazandığımızdan fazla harcamaktır. Ürettiğinden fazla tüketmek için, kazandığından fazla harcamak için ister bir devlet ol, ister bir şirket ol, ister bir aile ol, borçlanman gerek. Başka bir türlü mümkün değil. Bu süreci Osmanlı İmparatorluğu zamanında girildi. Özellikle Kırım Harbi'nden sonra. Büyük miktarda borç alındı. O zaman da bugün olduğu gibi israf çoktu. İşte saraylar yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. Böyle Osmanlı'nın cihana hükmettiği devirde Topkapı Sarayı kullanıldı ki orası basit bir kale, ordugah binasıdır, şatafat yoktur. Çökerken Dolmabahçe, Çırağan gibi saraylar yapıldı. Büyük başka yatırımlar da yapıldı. O zaman da asfalta ve betona gömüldü bugünkü gibi. Neticede borç geldi, gırtlağa dayandı, Osmanlı İmparatorluğu iflas etti, moratoryum ilan etti, borçlarımı ödeyemiyorum dedi. Bunun üzerine uluslararası borç verenler bir araya geldiler, Düyun-u Umumiye diye bugünkü Türkçe'de borçlar idaresi adı altında bir kurum kurdular. Burada yabancılar çalışıyordu. Osmanlı önemli miktarda gelir kalemini, mesela tütün gelirlerine, gümrük gelirlerine, tuz gelirlerine, çeşitli gelirlerine Düyun-u Umumiye devretti. Yani bu gelirleri Düyun-u Umumiye toplayıp tahsil etmeye başladı. Hatta bu konuda reji idaresi adı altında sırf tütün gelirlerini toplamaya yönelik bir şirket kuruldu. Reji kolcularının yaptığı zulüm bugün bile türkülerimizde yaşar. O meşhur türkümüz vardır, Bodrum türküsü. Bu konuyu anlatır. Reji kolcularının zulmünü anlatır. Netice itibariyle Osmanlı İmparatorluğu mali bağımsızlığını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'na girdi, çöktü, dağıldı. Cumhuriyeti kuran kadrolar Osmanlı'nın başının neden belaya girdiğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden ayaklarını yorganlarına göre uzattılar. Hem Osmanlı'nın borçlarını tasfiye ettiler. Türkiye, Osmanlı'nın borçları Osmanlı topraklarında kurulan devletlere bölüştürüldü. Bir takım faiz indirimleri, ana para indirimleri yapıldı filan ve vade uzatılarak ödenmesi sağlandı. Cumhuriyet Osmanlı'nın bütün borçlarını ödedi. Fakat bundan ders alan Cumhuriyet ayağını yorganına göre uzatma politikası benimsedi. Buna milli iktisat politikası dedi. Üretmediğini tüketmemeye odaklandı. Parası yoksa, geliri yoksa harcamamaya konsantre oldu. Bu uzun süre böyle sürdürüldü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Amerika'nın desteklediği
yeni iktidar biçimleri, yeni politika biçimleri bu milli stratejiyi terk etti. Üreteceğine yurt dışından satın alma modeline geçildi. Amerika bunun için borç verdi. Ve biz o dönemden itibaren borç alıp tüketmeye başladık ve aynı şekilde döviz krizlerine girmeye başladık. İlk döviz krizi Menderes hükümeti zamanındadır. Tam tarihini verir misin hocam Amerika'dan alınan borcun? Vallahi bildiğim kadarıyla 50'lerin ilk yılları, şimdi tam net hatırlamıyorum. Parça parça alındı, bir sürü borç alındı. İlk hangi borç hükümet gibi döneminde alındı? İlk hangi hükümet döneminde alındı? İlk ciddi borç Menderes hükümeti döneminde alındı, Cumhuriyet döneminde. Evet. Ve Menderes hükümeti de ciddi bir borç krizine girdi. Orada da bir döviz krizi çıktı. Arkasından 60 ihtilali. Sonra karışık yıllar, işte 70'ler. Biliyorsunuz 80 ihtilaline giden dönemde gene büyük bir borç krizi vardı. 24 Ocak kararları alınmak zorunda kalındı. 24 Ocak kararlarından sonra hemen bir ihtilal hükümeti kuruldu ve o kararları alan Özal, ki Özal Amerika'nın güvendiği adamlardan biriydi, önce ekonominin başına getirildi, sonra devletin başına, hükümetin başına getirildi, en sonunda Cumhurbaşkanı olarak devletin başına geldi. İşte 90'lı yıllarda yaşadığımız krizler, 2000'li yıllarda yaşadığımız krizler, Türkiye aşağı yukarı her 10 yılda bir çok ciddi döviz krizi yaşar. Döviz krizi yaşamasının sebebi de tamamen yabancı sermaye ve dış borca bağlı bir tüketim toplumuna dönüşmüş olmasıdır. Bakınız bugün sokağa çıkın, kullandığımız arabaların hepsi ithal. Evet. Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, televizyonlarımız ithal. Yediğimiz mercimek, kaynattığımız fasulye, fasulyeyi kaynattığımız tencere ithal. Evet. Tencerenin altında yaktığımız doğalgaz ithal. Doğalgazı yaktığımız fırın ithal. Şimdi iş ne kadar derine gidiyor. Evet, çok doğru. Arabalarımıza koyduğumuz mazot ithal. Efendime söyleyeyim, evlerimizde yaktığımız doğalgaz ithal. Elektriği ürettiğimiz kömür ithal. Bunları ürettiğimiz makinalar ithal. Baktığınız zaman zaten çok açık görüyorsunuz Türkiye'nin dış ticaret açığı, sadece cari açık demiyorum, dış ticaret açığı devasa boyutlarda. AKP iktidarları zamanında verilen cari açık, yani onu yapmışın, bunu yapmışın, kapatamamışın, borç alarak kapattığın cari açık 700 milyar dolara yakındı. Evet. Şimdi bu bir tarafta senin borç stoğunu şişiriyor. Yani bunu tükettiysen, çalmadığına göre, parasını da ödeyecek bir şeyin olmadığına göre onu borç alarak tüketmişsin demektir. AKP iktidarı 17 senede 80 yıllık Cumhuriyet'in verdiği döviz bazındaki cari açığın aşağı yukarı 10 mislini vermiştir. Yani daha önceki 80 yıla oranlarsak, hani aynı dönemde AKP aynı mantıkla yönetilseydi şu an 1000 katı falan bir borcumuz vardı. Tabii, tabii. Şimdi dolayısıyla döviz borcun varsa döviz krizi yaşarsın. Şimdi bakınız, dış borç bir devlete vurulan gemdir. Yani nasıl atı gemlersiniz, istediğiniz yana sevk edersiniz. Dış borç da aynıdır. Size borç verenler sizi istediği yöne sevk ederler. Eğer istediğini yapmazsanız gemi çekerler, ağzınız açır. Dolayısıyla Sultan Süleyman bu konuyu çok net bir şekilde dile getirmiştir. Veziri Avrupa'da Fransa Osmanlı'dan borç isteyince geliyor, soruyor efendim ne yapalım diye. Hünkâr diyor ki veriniz diyor. Bugün borç alan yarın emir alın. Sonuç itibariyle Türkiye aşırı miktarda borçlanarak emir alır hale gelmiştir. Şimdi bu borcu borçla çevirmek zorunda olduğu için de, yani bugün dursak, hiçbir şey ithal etmesek de borcumuzu geri ödemek için 100 milyarlarca dolar dövize ihtiyacımız var. Şimdi bu dövizi çevirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz döviz bile çok yüksek. Şu anda Türkiye'nin CDS primleri 600 baz puanın üstünde. Deli bir rakam. Yani
Bunu neyle ifade edeyim? Türkiye'deki herhalde dünyadaki en yüksek CDS birimi bildiğim kadarıyla Venezuela'da. Ondan sonra Arjantin, sonra Türkiye diye biliyorum. Bu rakamlar devamlı değiştiği için her gün de takip etmiyorum işin açığı. Yani seviyeyi kontrol ediyorum sadece. Hocam vatandaşların anlayacağı şekilde hani ekonomi de bilmeyen CDS primini de kısaltmalısınız. CDS primi şu, sen bana borç veriyorsun, sonra benim bu borcu ödeyememe ihtimalime karşı bir sigorta yaptırıyorsun. Bu sigortayı yaptırmanın bedeli borcun %6'sı kadar bugün. Ama Türkiye'de? Ya adamlar diyor ki bu ülke bu borcu ödeyemez. Ve sigorta yapmak için çok çok yüksek bir meblağ istiyor. Bunlar mesela Amerika, Almanya gibi ülkelerde yani kale bile alınmayacak rakamlar. Yanlış hatırlamıyorsam en son Almanya'nın CDS primi 0.11 filandı. Bizim 600 olduğumuz yer. Evet. Yani çok ciddi bir riski dünya piyasaları da görüyor. Şimdi dünya piyasaları riski görünce borç bulamıyorsun. Bulduğun borç çok pahalı oluyor. Hem yüksek faizle buluyorsun hem de onun üzerine bu sigorta primi ekleniyor. Bu sefer borcun hiç yeni borç almasan bile katlanarak artıyor. Yani tefeciye düşmüş esnafa dönüyorsunuz. Evet. Ve buradan çıkabilmek için döviz bulmanız lazım. Dövizi nasıl bulacaksınız? Türkiye dövizi iki türlü buluyor. Ya ihracat, mal ve hizmet ihracatı yapacak. İşte bunun içerisinde yurt dışına sattığımız her türlü mal artı turizm ve hizmet gelirlerimiz. Ya da borç alacak. Şimdi bu krizle beraber turizm 2020 için hemen hemen bitti diyebilir miyiz? Yani rezervasyonları göz önünde bulundurursak zaten hani Türkiye turizminin birçoğu Almanya'dan besleniyordu. Özellikle Alman turistlere hizmet ediliyordu. Bir de İngiltere, her ikisi de şu an krizde. Onlar da planlı geliyorlar zaten. Bizim gibi son 10 günde, son hani Türk milleti gibi son 20 günde planlamıyorlar tatili. Şu an orası kapalı. Türkiye zaten krizde. Zaten işsizliği biz tartışıyoruz şu an. Bırakın tatili. Evet, turizmimiz bitti. Önemli. Mesela 2020'de yurt dışından turist gelme, yani ciddi miktarda turist gelme ihtimali hemen hemen sıfır. Çünkü Rusya'da da hastalık hızla yayılıyor. Oradan çok ciddi turist geliyordu. Almanya yurt dışı irtibatı kesecek. İngiltere, yani Avrupa'dan da turist gelmeyecek. Dolayısıyla Türkiye yurt dışından turist gelip döviz bırakma ihtimali çok düşük. Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında %41.8 civarında düştü. Niye düştü? Çünkü Türkiye'nin ana pazarlarında talep durdu. Şimdi Türkiye'nin ihraç ettiği mallar vazgeçilmez mallar değil. Yani ben Türk malı şu olmadan yaşayamam diyen kimse yok. Evet. Bakıyorsunuz aslında öyle bir mal da kalmadı. Yani petrol en yaşamsal mal diyoruz. İşte 20 dolarlara hatta 10 dolarlara kadar düştü. Yani bir de böyle korkunç bir dalgalanmadan geçiyoruz. Dolayısıyla ihracattan gelen döviz de azalacak. Ama borcumuzda bir azalma yok. Borç faizinde bir artış var. Bunu ödemek için döviz bulmamız lazım. Dövizi nasıl bulacaksınız? Borç alacaksınız. Şimdi dünyada aslında borç alınabilecek düşük faizli çok miktarda para var. Amerika trilyonlarca dolar saçtı piyasaya. Avrupa keza öyle. Para var. Eksik olan ne? Eksik olan Türkiye'ye güvenmiyor. Evet. Türkiye bu parayı geri ödeyebilir demiyorlar. Niye demiyorlar? Bakınız bu 16 Nisan referandumundan evvel ben çeşitli böyle yaptığım açıklamalarda, röportajlarda, yazdığım yazılarda bunu dile getirmiştim. Böyle bir tek adam rejime ekonomi piyasalarında güveni yok eder. Kimse güvenmediği adama para vermez. Yani sen ne kadar yüksek faiz teklif edersen et, senin geri ödeyebileceğine inanmazlarsa, sana güvenmezlerse para vermezler, borç para vermezler demiştim. Ve nitekim hemen 16 Nisan referandumu sonrasında yapılan yeni rejime geçtiğimiz Cumhurbaşkanı seçimlerinin akabinde de bir döviz krizi patlamıştı. 2018 Ağustos'unda, 13 Ağustos.
Dolar 7-24'e kadar fırlamıştı. Niye? Bu döviz krizinin geleceği o zamandan belliydi. Yüksek faiz verdiler, onu yaptılar, bunu yaptılar. Bir miktar konuyu uyuttular ama şey geldi, rezervler bitti. Üzerine bu kriz de gelince şimdi yeni bir döviz krizi dalgası geldi. Referandum tarihinde dolar 3.62 lira. Yani o civarda bir şeydi, evet. Evet. Şu an tam iki katı. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce 4.90 filandı. Evet. Yani ekonomi demek güven demektir. Siz ticareti bilirsiniz. Güvenmediğiniz adamla ticaret yapar mısınız? Tabii ki. Yani aynen dediğiniz gibi bu ülkeler arasında da geçerli. Uluslararası hukukta da geçerli. Yani kimse para kaybetmek istemez. Kimse macera yapmak istemez. Dolayısıyla önce güvendir. Ekonominin esası güvendir. Bir kere ekonominin başına damadınızı geçirdiğiniz andan itibaren milletin şöyle bir kaşı kalkar. Ne oluyor? Şimdi bu mahalle lokantası değil ki ya da bakkal dükkanı değil ki kasaya oğlunuzu damadınızı geçirin. Eğer piyasaların onaylamayacağı bir işlem yapmayacaksanız böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Hani damat bey hazretleri piyasada ekonomi finans bilgisiyle tanınan ekonomi finans çevrelerinin çok muteber kabul ettiği duayen bir kişi olur da anlarım ya adam yani bu işi bilen birini geçir. Liyakat, 4 aylık bunu atalım der. Liyakati olduğu için görev o geldi derler. Dersin. Yani o zaman bile insanlar tereddüt eder. Ya başkası yok muydu der. Evet. Şimdi Türkiye'de hiç kimse kalmadı. Hiçbir ekonomist, hiçbir finansçı, hiçbir maliyeci kalmadı da niye maliyenin başına, ekonominin başına damadı getiriyorsunuz? Yani bu işler 4-5 aylık, bir senelik finans eğitimiyle olacak işler değil. Para işi. Dünyanın en ciddi işi bu. Dolayısıyla bir Türkiye'de herkesin güveneceği yeni bir sistem kurulmadan böyle ekonomik kararlar bir adam iki dudağı arasına bırakılmayacak bir yapı, denge ve denetleme mekanizmaları kurulmadan Türkiye'nin borç bulması çok zor. Kimse parasını sokağa atmaz. Bu şartlarda Türkiye'ye borç veren biri muhakkak ki kafasının arkasında Türkiye'nin pek de hayrına olmayan bir takım başka hedefler taşımaktadır. Gizli ajandası, yani normal, gizli ajandası var. Yani normal ticari ilişkiler olmaz. Evet. Çünkü normal ticari ilişkilerde adam bakar bu ülkede kararlar nasıl alınıyor? Ekonomi bağımsız mı? Yani benim dediğimi yapmadı, faizleri indirmedi diye Merkez Bankası Başkanı'nı görevinin bitmesine birkaç ay kala görevden alamaz. Alırsan ne olur? Kimse sana güvenmez. Dediğini ciddiye almaz. Şimdi o kadar büyük ve ciddi hatalar yapıldı ki bunların bedeli elbette önüne getiriliyor insan. Peki peki Murat Hocam hani şu an bu bizi krize soktu. Artık girdik krize. Yani. Net. Döviz bulma ihtimalimiz, şu anki döviz rezervlerimiz açısından Türkiye'nin durumu nedir? Hani var umut diyebilir miyiz ya da bu şekilde giderse süremiz nedir diyebilir miyiz? Yani öyle bir şey söyleyemiyorum çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de çok şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Türkiye uzun zamandır döviz 7 lirayı aşmasın diye bir takım mali operasyonlar yapılıyordu. Anladığımız kadarıyla kamu bankaları döviz satıyorlardı. Dövizi nereden alıyorlardı? Nasıl alıyorlardı? Swap işlemleriyle mi alıyorlardı? Bunları bilmiyoruz. Çok şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Ama neticede Türkiye'nin döviz kazanamadığı ortada. Bunu biliyoruz. İşte bu ay yapılan ithalat, ihracat arasındaki fark neredeyse 4 milyar dolar açığımız var. Bir ay. Şimdi döviz kazanmadığınız müddetçe döviz borçlarınızı ödeyemezsiniz. Döviz biriktiremezsiniz. Hazinenizde döviz olmaz. Eski borçları nasıl ödersiniz? Yeni borç alarak. Yeni borcu nasıl alırsınız? İnsanlar size güvenirse alırsınız. Dolayısıyla bu sorun
hem yapısaldır hem kroniktir. Bakınız, bu sorunun çözümüyle ilgili aslında AKP'nin eline çok büyük bir fırsat geçmişti. O zaman partideki arkadaşlara, ekonomiyle ilgili kişilere de söylemiştik, anlatmıştık. Bu 2008 krizinde dünyada bir sürü firma battı. Gene döviz çok boldu. Onlara demiştik ki gidin dövizde borç alın. Sonra bu firmaları satın alın. Söküp getirin, Türkiye'ye kurun. Bu firmalarda çalışan, firmalar battığı için işsiz kalan, bu işi bilen mühendisi, teknik adamı, işte planlamacı, onu bunu da alın, istihdam edin. Bu işler için şirketler kurun. Bu kriz geçtiği zaman Türkiye bu üretim kapasitesini şey yapmış olsun, devşirmiş olsun. Ekonomi yeniden canlandığı zaman Türkiye dolar getirecek, döviz kazanacak bir üretim kapasitesine sahip olsun demiştik. Bunun yarısını yaptılar, döviz borcu aldılar, götürüp asfalta betona gömdüler. Döviz kazandırmayacak işlerde harcadılar. Klasik sıkıntımız. Klasik sıkıntımız. Şimdi bu döviz borçlarını ödemek lazım. Nasıl kazanacağız dövizi? Yani sıkıntı öyle swap'la muvap'la çözülecek bir sıkıntı değil. Peki. Sıkıntının iki şeyi var. Bir, yapısal sorunlar var. Yapısal sorunların başında 16 Nisan rejimiyle tesis edilen tek adam düzeni birinci sıkıntı. Kimse aklı, yani şimdi para kazanan insan, parası olan insan akıllıdır. Akıllı olmasa zaten para kazanmazdı. Evet. Akıllı adamları kandıramazsınız. Bu adamların birinci önceliği paralarını kaybetmemektir. Para kazanmak değil. Ya param zarara girmesin. Bakın bugün dünyada eksi faizle park etmiş milyarlarca dolar var. Niye adam riske girmiyor? Kaybedeyim diyor, işte yüzde yarım kaybedeyim ama riske girmeyeyim. Ne olacağı belli olmaz. Ya param batarsa? Güven bu kadar önemli. Yani Türkiye para arıyor. Türkiye'ye bu faizlerle bile para vermiyorlar. Eksi faizle Amerikan bonolarına yatırıyor. Şimdi dolayısıyla bu rejime kimse güvenmez. Herkes bilir ki mal ve can gitti mi geri gelmez. Onun için herkes, hiç kimse malını, canını tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak lafa, karara emanet etmez. İşte sabah kalkıyoruz, bir akşam evvel üniversite sınavı Temmuz ayı sonunda çat bir ay öne çekmiştir. Yani ne bu? Madem çekebiliyordun niye oraya attın? Hocam ben bu sene YKS'ye giriyorum. O konuda bilgi vereyim. Ben bizzat yaşadım. Yeni bir bölüm okumayı düşünüyorum da. Temmuz'a attı diye belli işlerim var. Planlama yaptım. Dedim ki ya işte Mayıs'ın ortasından sonra başlarım çalışmaya. Eğer öyle bir şey olmasaydı ben şu an çalışıyor olacaktım. Pat diye erkene çekince şu an öğrencileri yaşayarak ben anladım şu an. Gençlerimizi, çocuklarımızı maçın içinde kural değişiyor. Aynen öyle ve çok kötü bir durum. Ve bu çok fazla oluyor. Ne bileyim işte, yani basit şeyler, güncel yaşadığımız. Maske takacaksın dediler. Maske yok dedi. Bakan çıktı maske satacağız dedi. Cumhurbaşkanı çıktı satmayacağız, dağıtacağız dedi. Haftada 5 maske dedi. 5 maske ayda 20 maske yapar. 60 yaş, 65 yaş üstünü çık. 20 yaş altını çık. Onların sokağa çıkma yasağı var. 40 milyon adam kalır. 40 milyona sen 20 milyon 20'şer maske dağıtsan 800 milyon maskeye ihtiyacın var. Var mı Türkiye'de öyle bir maske? Yok. Ne oldu? Dağıtamadılar. Bu sefer döndüler. Maske satılacak dediler. Veya sen bana sokağa çıkarken maske takacaksın, zorunlusun diyorsun. Sonra satın almaya da zorunlusun diyorsun. Evet. Ve millet, bütün dünyada devlet vatandaşa hibe yapıyor. Banka hesap numaranı yolla, sana para yollayayım diyor. Bizimkiler IBAN soruyorlar. Yani dolayısıyla bunların hepsi kötü yönetilen ekonomi, güven uyandırmayan yönetim biçimi. Dolayısıyla bunun da döviz krizine yol açması normal. Türkiye bu yoldan dönmeden de döviz krizini engelleyemez. Şimdi güven olmayan bir ortamda kimse yatırım yapmaz. Ne doğrudan yatırım yapar, yani gelip fabrika bilmem ne kurar, ne de Türkiye'ye işte borç vererek yatırım yapar. Dolayısıyla bu çıkışı da zaten bu referandumdan beri görüyoruz. Bu iş daha yeni başlıyor diye düşünüyorum. Yani bu kriz daha yeni başlıyor diye düşünüyorum.
Peki Murat Hocam, süremiz kısaldı. Son bir soru sormak istiyorum. Biz bu krizi atlamadık, ödeme yapamadık. Hani gerekli dövizi bulamadık. Türkiye'yi bekleyen durum nedir bu durum? Yani daha evvel de dünyada bu duruma düşen çok ülke oldu. Türkiye'de bu duruma daha evvel düştü, işte Abdülhamit zamanında düştü. Mesela Rusya'ya yakın zamanda düşmüştü. Moratorium ilan etmişti. Dış borçlarını ödeyemezsen moratorium ilan edersin. İç borçlarda sorun yoktur. Parayı basar ödersin. Enflasyon olur, hiperenflasyon olur ama dış borçlarda döviz basamadığın için ödeyemez duruma gelirsin. IMF zaten bunun için kurulmuştur. Yani devletlere ödeyemez duruma gelmesinler diye kurulmuştur. Bir ödeyememe durumu olduğu zaman IMF devreye girer. Sana yeterli miktarda likit verir. Bu likiti belli kurallarda kullandırır. Yani sen bu likiti alıp canını istediği gibi şey yapamazsın. İşte bankalara vesaire olan borcu ödersin. Böylelikle o bankalar batmaz. Borçlar devletleştirilmiş olur. Zaman içinde de bu parayı senden alırlar. Tabii bunu alırken de sen bu parayı alıp böyle bol bulamaç harcamanı engelleyecek kurallar koyarlar, gözlemciler yollarlar. Parayı o yüzden dilimler halinde bırakırlar. Yani al istediğin gibi harca demezler. Siyasiler de IMF'i bu yüzden şeytanileştirirler. Evet. Yani IMF'in yaptığı bir şey değil. Adam borcunu tahsil etmeye çalışıyor. Daha doğrusu sen borcunu ödeyebilesin diye sana borç veriyor. Sonra o borcu da saçma sapan kullanma, geri ödeyebil diye de belli kurallar koyuyor. Siyasiler de suçu kendilerine arayacaklarını IMF'e atarlar. Türkiye'de de yıllarca bu böyle olmuştur. Tabii bu sefer Türkiye'nin şeyi çok büyük. Borcu çok büyük. IMF rakamlarına göre de çok büyük. IMF'le uzlaşabilmen için önce Amerika'yla uzlaşabilmen lazım. Bunu da söyleyeyim. Amerika ile uzlaşabilmen için önce S-400'leri hani aldım, kurarım falan diyordun. Senin onları bir depoya kaldırıp anahtarını Amerikalılara teslim etmen lazım. Sonra dönüp yemin edeceksin, vallahi billahi bir daha böyle yaramazlık yapmayacağım diye. Amerikalılar buna inanacaklar. Sonra bu işin yönetimine bir mali bürokrat atayacaklar. Aynı Kemal Bey'in, Kemal Derviş'in geldiği gibi. Parayı ondan sonra verirler. Öyle al sen bu parayı, ne yaparsan yap diye kimse kimseye para vermez. S-400'lerin alım sürecinde de imzalanan sözleşme gereği ben bunları kullanmıyorum ya da al anahtarı sende, ben depoya kaldığım da yok. Çünkü S-400'lerin tekniğinin çözülmesini istemez tabii ki Rusya. Bu taraftan Rusya da bastıracak. Kaldık ortada. Muhtemelen Rusya'da sen bu tutuma girince Rusya'da sana S-400'ün kritik parçalarını vermeyecek. Kodlarını falan vermeyecek. Çünkü o da S-400'ün teknik know-how'unun NATO tarafından çözülmesini istemez. Evet. Yani yukarı tükür Trump, aşağı tükür Putin. Bu işin çözümü zor. Bu adımları atmak kolaydır, çözmek çok zor. Evet. Teşekkür ediyorum Murat Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Programımızın formatı gereği bir konu olduğu için sohbet güzeldi, anlattıklarınız çok değerliydi. Başka programlarda geniş programlar yapalım. Bir konu bize yetmeyecek, ben oldu değerli hocam. Var mı seyircilerimize aktaracağınız son bir cümleniz? Son cümle, gelirini ve servetini korumak isteyen çok dikkatli olsun. Bunlar fırtınalı günler. Çok kolay servet kaybedilir. Panikle yapılacak adımlar, alınacak kararlar çok büyük mali zararlar doğurabilir. Yani zor günler, dikkatli olsun herkes işinde gücünde. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bir konu programının sonuna geldiniz. Diğer programlarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler dileriz.